Merak edenler biraz daha kalkülüs bilenler için tamamıyla isteğe bağlı bir video yapıyorum. İsteğe bağlı şu demek, iktisat videolarına devam edebilmek için bunu tam olarak anlamak zorunda değilsiniz. Bu isteğe bağlı ispatla bir monopol için marjinal gelir eğrisinin eğiminin, talep eğrisinin eğiminin iki katı olduğunu göstereceğiz. Tabii burada talep eğrisinin bir doğru olduğunu varsayıyoruz. Talep eğrisi böyle bir şey. Bu fiyat bu miktar. Bu da talep eğrisi. Marjinal gelir eğrisinin eğiminin bununkinin iki katı olduğunu göstereceğim. Bundan iki kat daha dik. Tabi eğimler negatif. Şimdi miktara bağlı fiyat fonksiyonunu yazalım. Şunu biliyoruz. Fiyat eşittir. Bu bir doğru olduğu için klasik eğim kesişim biçimiyle yazıyorum. C1 dersinde olsaydık bu y, bu da x olsaydı y eşittir mx artı b şeklinde yazacaktık m eğim b y eksenini kesme noktası olacaktı. Yine aynı şekilde yazıyorum ama bu kez y ve x'in yerine f ve m geçiyor. Bu arada fiyat için f, miktar için m'yi kullanıyoruz. Evet f eşittir m çarpı m. Küçük m ile gösterdiğimiz m yine eğim. Artı f eksenini kestiğimiz nokta. Artı b. Yani bu nokta b noktası. F'deki değişimi alıp M'deki değişime bölersek M'i yani eğimi buluruz. Eğimimiz bu. F'deki değişim bölü M'deki değişim. Peki toplam gelirimiz ne? Bu aslında aslında son birkaç videodur yaptığımızın neredeyse aynısını yapıyoruz. Sadece genel terimleri kullanıyoruz o kadar. Burası toplam gelir. Miktara bağlı toplam gelir fonksiyonu. Hatırlayalım toplam gelir fiyat çarpı miktarı eşittir demiştik. Miktara bağlı fiyat fonksiyonunu zaten yazdık. Bakın burada. O halde bunu alıp burada yerine yazabiliriz. Yani toplam gelir eşittir. Bir saniye tamamını maviyle yazacağım. M, M artı B'yi alıp M ile çarpıyorum. Burayı m ile çarpıyorum. Yani toplam gelir, eşittir. m MM m kare artı b çarpı m. Bu bir parabol. Eğimi de aşağı doğru. Çünkü m negatif olacak. m'in eğimi aşağı doğru. Demek ki m negatif bir eğim. Öyleyse m negatif bir sayı. Yani buradaki m'in sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Varsayımlarımızdan biri bu m sıfırdan küçükse bu parabolün kolları aşağı yönlüdür. O halde toplam gelir şöyle bir şey olur. Toplam gelir eğrimiz bu. Miktara bağlı marjinal gelir fonksiyonuysa bunun türevi olacak. İşte kalkülüs kısmına geldik. Herhangi bir noktadaki eğim. türevde bu demek zaten. Miktara bağlı bir fonksiyon olarak herhangi bir noktadaki eğim. Yani bana miktarını söyle, sana toplam gelir fonksiyonunun o noktasındaki teğet doğrusunun eğimini söyleyeyim. Şimdi bunun m'ye göre türevini almamız gerek. D toplam gelir bölü dm. Yani miktarda çok küçük bir değişim olunca toplam gelir nasıl değişiyor? Miktardaki değişim sonsuz küçük bir değişim. Bu doğrudan kalkülüsten geliyor. M sabit. M karenin M'ye göre türevi 2M'dir. Yani 2M çarpı sabit. 2M olacak burası. B de sabit. Bildiğimizi varsayıyoruz. B sabit. BM'nin M'ye göre türevi B olur. Sadece B. Bu bizim marjinal gelir eğrimiz. Yoksa doğrumuz mu demeliydim? 2M artı B. Dikkat edin. Y eksenini kestiği nokta talep eğrisindekiyle aynı. Yani tam buradan başlıyor. Ama eğimi talep eğrisininkinin 2 katı. Talep eğrimizin eğimi M'di. Marjinal gelir eğrimizin eğimi ise 2M. 2m ve bu negatif bir eğim. Demek ki bu iki kat negatif olacak. Yani şöyle bir şey olacak. Böyle bir şey işte. Böyle. Talep eğrisi ne olursa olsun, tabii eğer böyle bir doğrunun olduğunu varsayıyorsak, marjinal gelir eğrisi de yine bir doğrudur ama iki kat daha diktir. Bu durumda iki kat negatif bir eğim elde ettik. Genel olarak bu geçerlidir zaten. Eğer bunu anladıysanız ne güzel. Bunun gibi lineer talep eğrileri için Durumun neden hep böyle olacağını biliyorsunuz artık. Anlayamadıysanız da sıkmayın canınızı. Diğer iktisat videolarına devam edebilirsiniz. Bu konuyu anlamak için kalkülüs bilmek zorunda değilsiniz.